hava soğuk muydu sıcak mıydı bilmiyorum neyden etkilendilerse e, hem Halis Oskahya'nın bana göre e, hakemliği bitirme kararı almasına vesile oldular. Ya Allah aşkına o zaman e, hakem camiası neden bazı hakemlerin hakemliklerini bitiriyor? Kulüp yöneticilerinin ağzına bakarak. Herkese merhaba hakem günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar hoş geldiniz. Ne haber Halil? Nasılsın? Nasıl geçti haftan? İyiyim, teşekkür ederim. E, memleketindeyim, Trabzon'dayım. Oo. E, <laughs> evet, Trabzon Beşiktaş bugün... maçını konuşurken dikkatli olacağız. <laughs> evet ev, <laughs> Çünkü zehir zemberek açıklamalar da var yani o maçın ardından. E, küçük evet, bir evimiz... araştırma da yaptım, haberleri derledim, topladım. E, o maçla evet. alakalı bir hayli e, konuşacağımız şeyler var. Bu haftaki maçlarda da enteresan olaylar yaşandı. Yaşanan olayların üzerine de bir resmi kararlar da alındı. Onları da değerlendireceğiz. Ve evet. ayrıca programımızın da ikinci bölümünde Fatma Akkurt'u ağırlayacağız. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde kokartlı. hakemlik yapan ilk ve tek Türk kadını olarak geçiyor. Tek mi bilmiyorum ama ilk olduğunu söylüyorum. Ayrıca tabii evet. Halil'in de demin eklediği gibi FIFA kokartlı bir hakem. Programın iki böl ya. ikinci bölümünde onu ağırlayacağız. Ama önce şuradan başlayalım. Bir Halis Özkahya olayı yaşadık. Ardından <laughs> son olarak sana da gönderdim. Ee, yan hakemler ve var hakemlerinin o maçla alakalı neler yaptığına dair ve onların ceza alıp almayacağına dair haberler de var. Halis Özkahya nasıl bir dalgınlıkla acaba Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa Futbol Kulübü arasındaki maçı 9 dakika uzattıktan, açıkladıktan sonra bunu 5 dakika oynatıp, 4 dakika oynatıp maçı tamamlamış olabilir. Yani nasıl bir ruh haliyle bunu kararı verdi bilmiyorum. Tabii saatinde mi yanlışlık oldu diyeceğim. Yani 4 dakika ve 4,5 dakika gösteriyorsa saat o direkt otomatikman 9 dakikaya çıkmaz. Hani kısa oynatabilirsiniz ama uzun yani süreyi kısmak zaten kuralda diyor ki yani uzatma oyunun süresiyle alakalı kuralda Hı -hı. E, oyunun uzatmaları gösterdiğinizde e, uzatmayı da uzatabilirsiniz ama uzatma gösterdiğiniz dakikayı oynatmak zorundasınız. Kısaltamazsınız. Şimdi burada nasıl bir ruh haliyle bu kararı verdi bilmiyorum ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Daha eskiye gideyim. Hariz Özkaya FIFA kokartını taktıktan sonra maalesef e, kendisinden beklenilen performansı bir türlü gösteremedi. Yani o zamanki merkez hakem kurulları ve sonrakilerde ondan çok umutluydu. Gerçekten de çok genç, yetenekli ve başarılı bir hakemdi. Ta ki FIFA kokartını takana kadar. Ondan sonra ne olduysa artık ben e, Haris Özkahya'nın Öz zaman zaman iyi performans, zaman zaman da çok kötü performanslar gösterdiğini, sergilediğini gördük, şahit olduk. E, her sezon olduğu gibi. Bu sezon bu süre olayı tabii ki insani bir şeydir bu. Hata yapılabilir, Hatadan geri dönülmüş olabilir. Halis Özkahya da şunu da diyebilirdi. Ben 5 dakika gösterdim veya 4 dakika gösterdim. 4. hakemim tabelada 9 dakikayı yanlış gösterdi. Bu savurmayı da yapabilirdi ama ne yaptı? Evet hata yaptık. Geri döndü kulüpleri çağırdı. Kulüplerde sağ olsunlar hani centilmenlik örneği göstererek çıktılar. Çıkmayabilirlerdi. Çıkmayabilirlerdi Tabii ama çıktılar sağ Oyuncu çağırdıklarını duyduk. Hatta kale direkleri evet. sökülmüş. Tekrar yerine <laughs> takılmış. Yani detayları evet, yani duydukça e, kafayı yedim ben açıkçası. Şey var yani e, belki dünyada ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Ama bu sene herhalde sanırım yine Almanya'da bir maçta ilk e, yarı bittikten sonra e, var penaltı olduğu söylüyor. Geçen sezonda yani, olmuştu. Evet. Geçen yani sezonda değil mi? Kalite 45 artı 1'de e, ya da 45 artı 4'te bir e, pozisyon oluyor. O pozisyon devam ediyor. Ve son saniyeler olduğu için ilk yarının. Maç bitiriyor. Yani, o sırada yani. oyuncular içeri gidiyorlar tabi var ince var var kontrol bir, bir yapıyor bir dakika evet. kadar falan sürüyor <laughs> sonra oyuncuları geri çağırıyor gelin gelin orada penaltı var diyor o penaltıyı yaptırıyor ve devreyi sonra bitiriyor yani, yani bu, bu ekstrem yaşamda. bir örnekti yani açıkçası evet, tam tabii, aslında mutlaka. var protokolünün e, ne kadar hangi dakikalarda ne kadar esneyebileceğini de gösteren bir örnekti Hani bir de ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıklı o da tartışılır. Yani, yani artıları, eksileri zaman, tartışılır. Şimdi baktığın zaman hani var pozisyonu bir 30 saniyesine kadar bakıyor ya. <laughs> evet. Bir de <laughs> bir de 2 dakika kadar da bakabiliyorlar ya bazen böyle. <laughs> o yüzden <laughs> üç dakika. Yani hani maçın son 20 saniyesinde olan bir olaydan bahsedersek e, en esneyebileceği nokta orasıydı sanırım. canlı. Yani evet yani şey. orada aslında Ama bu e... burada varla alakalı şöyle bir detay var. Bugün e, Fanatik gazetesinde yayınlanan bir haber var bu konuyla alakalı. Milliyette yayınlandı. o Fanatik'ten okuyorum evet. ben de. E, MHK müsabakanın yardımcı hakemleri Ekrem Kan İlker Takpak ve dördüncü hakim Emre Kargın hakkında soruşturma başlatmış. Bu üç isim Özkahya'yı uyarmadıkları gerekçesiyle ifadelerin alınması e, kararlaştırılan isimler. Ayrıca Riva'daki video asistan hakimi Özgüç Türkal, Halis Özkahya'nın sahaya dönmesi ve eksik süre oynattığı yönünde de bir e, ikaz yapmış. Onların Peki ikazı kullandığı... neden anında yapmamış? İkaz yaptı ifade edildi diyor burada. Tekrar okuyayım. Video asistan Özgüç Türkalp. Türk, Özgüç Türk Alp ismi zaten faal hakem kendi söylemesi de, zordu. Özgüç Türk Alpin. Ee, video asistan hakemi kendisi Hadise Öz özgahlayayı sahaya dönmesi ve eksik süre oynattığı yönü ki e, ikazları e, olduğunu belirtmiş o da. Ee, İlginç bir, yani burada var hakeminin ya... bir e, demek ki şeysi yok. Var hakemini dinlememiş. Ben de senin düşündüğün gibi düşündüm aslında en başta. Hani 5 ile 9 çünkü 4. hakemin tabelasında karışabilecek sayılarda. Belki evet. 4. hakem yanlışlıkla 9 göstermiştir diye düşündüm. Ama onu o zaman onu o zaman Haris Özkaya diyebilirdi yani. Ama... Ben 5 dakika gösterdim. Yardımcı hakem 9 dakikayı gösterdi. 4. hakem. Ama şurada 9 dakika vermişse Haris ya veya 4. hakem de 9 dakikayı tabelada gösteriyorsa o anda Halis Özkaya maçı bitirdiğinde dördüncü hakemin kolunda da saat var. Evet. Yardımcı hakemlerin kollarında da saat var. Dördüncü hakem o saate bakıp hocam hemen uyarıp hocam e, beş dakikamız daha var, dört dakikamız daha var e, uzatmalarda deyip yar Halis Özkaya'yı anında uyarabilir. Bakın yardımcı hakem eskiden işte bekliyoruz yan artık ifadeleri alacak evet, Neden uyarmamışlar evet. onlardan? Eskiden yan hakem de adı. Evet. Yan hakem. Sadece işaret ederdi. Hakem ister uyardı, ister uymazdı. Şimdi adı değişti. Yardımcı Ulan hakem ve oldu. Şey, yardımcı hakem verildi. oldu. Sorumlulukları arttı. Ee, yani senin görevin sahadaki hakemine yardım etmek. Zor anlarda, hakemin tıkandığı anlarda hakemine yardımcı olmak. Dördüncü hakemin de görevi bu. Ama maalesef e, Gaziantep'te hava soğuk muydu, sıcak mıydı bilmiyorum. Neyden etkilendilerse, e, Hem Halis Oskahyanın bana göre. E, hakemliği bitirme kararı almasına vesile oldular ki ben hep şunu söylemiştim e, hatta bununla ilgili de e, paylaşımlarda da bulundum. Haris Özkahya hakemliği bırakıyorsa veya cezalandırılıyorsa suçlanıyorsa onun kadar en az onun kadar yardımcılar ve dördüncü hakem de suçludur. Hatta araştırılması yani soruşturma yapıldıktan sonra da 4, var hakemlerinin de aslında bu Hı. işin içerisinde alınması gerektiğini Hı. söyledim. Söylüyorum. E, soruşturmayı Bugün bekleyeceğiz. Soruşturmayı bekleyeceğiz artık bu e, bekleyeceğiz. konuda. İlginç ben bir çok karardı. Da, sonrasında çok da umutlu da, diyelim. Sonrasında da Halis Özgahya e, hakemliği bıraktığını açıkladı ve futbol ortamının artık çok çirkinleştiğini ve ortamda artık ya, hakemlik yapılamayacağını evet, falan falan söyledi. E, Deniz Ateş gitmeyle e, yaptı bu açıklamayı. TV yüzdeki evet. programda. Yani futbolu ve hakemliği bırakması gereken bir hareketi yaptı aslında ama bitiriş sözleri itibariyle kendisinin de madem <laughs> yıllardır bu kadar bu çirkin ortamın içinde neden durdunuz diye sorusunu kendine sordurtacak ifadeler kullandı. E, e, evet bir de şey var yani şimdi Haris Özkahya e, bugün mü aklınıza geldi önce, yani sayın Beş Özkahya 5 yıl önce e, merkez kem kurdu başkanlığına talep olduğumu açıklamıştım biliyorsun ve beş gün onda, önce mi? Beş yıl, beş, beş, yıl önce mi? Beş gün önce, önce de açıkladık. Aç evet, beş yıl önce açıkladım ama o süre içerisinde bekledik. Ben artık Merkez Kurulu Hakem Kurulu'nun, Hakem Camiası'nın sisteminin olmadığını ve sistemin Hı -hı. değişikliğinin gerekliliğini anlatmıştım beş yıl önce. Ama ne hikmetse beş yıl sonra Sayın Ahmet Ağoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'nın aklına sistem geliyor. E, şimdi Halis Özkahya da dedi. Halis Özkahya da sistemden bahsediyor. Peki çok güzel. Ben şimdi Hanis Özkahya'ya ve onun Ahmet gibi değerli arkadaşlarımıza, değerli arkadaşlarımıza da hakem arkadaşlarımıza şunu sormak istiyorum. Hakem arkadaşlarınız 2008'de ve sonrasında ve öncesinde haksızlığa uğrarken, ayrımcılığa uğrarken Bülent Demirlek ve Dat Yüksel Hakan, Sivri Servi, Çetin Sarıgül, Zafer Önder İpek gibi gibi ve benim gibi hiç önemli değil ama bu hakemler haksızlığa uğrarken Böyle bir sistem mi olur deyip neden bütün hakemler ayağa kalkıp veya sen Halis Özkahya olarak madem bugün sistemi beğenmiyorsun, sistem aynı sistem. O zaman da aynı sistem vardı, şimdi de aynı sistem vardı. E neden o zaman o toplantılarda kalkıp hocam siz ne yapıyorsunuz, bu arkadaşlarımızın hakemliğini neden bitiriyorsunuz, bu arkadaşlarımıza neden görev vermiyorsunuz diye feryat etmedin de şimdi çıkıyorsun. Efendim sistem zaten çok kötü, bu sistemde hakemlik olmaz. O zaman derler ki efendim lütfen Halis Özkaya sen pılını pırtını topla git beden eğitimi öğretmenliğine geri dön. O görevini yapmaya devam et derler adama. Ha, ama Halis Özkaya haklı. Evet sistem bu sistemde hakemlik yapmak bu sistemde maç yönetmek çok zor. Yani imkansız derecede. Çünkü daha yeni sen bana bugün az önce attın, e, okudum. E, talimat değişikliğine gidilmiş. Evet, o talimat değişikliğini sanırım. de konuşalım. Hemen konuşalım yani hazır güzel evet. geçti. Ben de tam okuyamadım. Neler diyor ben Anladığım kadarıyla şimdi, klasman indirme gibi böyle bir e, şöyle e, ak, şimdi ya da bir talimat e, e, yapılmış galiba evet, hakemlere. Şöyle e, sezon biter, e, sezon başı, e, sezon, yeni sezon başlamadan önce klasmanlar belirlenir. Yani sınavlar yapılır. E, çıkar, yukarıya çıkanlar, aşağıya düşenler belirlenir. O sezonun yani bir gelecek e, sezonun e, hakem kadrosu belirlenir. Daha sonra bu değişti. E, yine sezon öncesi bu yapılıyor klasman belirlemeler. Daha sonra devre arası yine aynı şekilde başarısız olanlar veya e, başarılı olanlar bir üst klasmanı alınabiliyor. Şimdi bunu da değiştirdiler. Bunu da değiştirdiler. Şimdi sezonun herhangi bir aşamasında klasman değiştirebilir. Yani bir hakemin sözleşmesini feshedebilir. Diğer hakemi istediği hakemi klasman yükseltebilir gibi bir talimat değişikliğine gittiler. Bu da şu oluyor. E, şimdi 9. haftada merkez hakem kurulu değişti biliyorsunuz. Şimdi bu Hı -hı. talimat geldi. Şimdi diyelim ki sezon sonu bu merkez hakem kurulu sezon sonuna kadar gitti. Ömrü oraya kadar yetecek mi bilmiyorum. Diyelim ki oraya kadar gitti. Sezon sonu oldu ve merkez hakem kurulu klasmanları belirledi. Dedi ki gelecek sezon kadrolarımız bunlar. Daha sonra bu merkez hakem kurulu gönderildi yerine bir başkası geldi. O başkası da diyecek ki ben bu kadrodaki şu 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 adamları sevmiyorum, istemiyorum, onların sözleşmelerini feshediyorum, klasmanlarını iptal ediyorum ve şu arkadaşları klasman yükseltiyorum derse ve bunun önüne nasıl geçilecek, kim geçecek? Çünkü merkez hakem kurulucu ki ben, yani bu bir nevi, bu tamamen bir keyfi uygulama olacak. Yani bu bir de şu olacak. Biraz bu belki şeye yol açabilir mi böyle hani kulüp başkanlarının istemedikleri yönde ortaklaşa karar verdiği hakemlerin kesinlikle. değiştirilmesi Kes, yönündeki baskılara dayanamayıp zaten, onları gönderip yeni dört tane ya da 5 tane. Zaten abi, yapıyorlardı. Mesela. Zaten yap zaten yapılmıyor muydu yıllarca. Yapılıyordu. E, e, yani. Sezon sonu yapılıyordu. Sezon sonu yapılıyordu. Şimdi dediğin gibi her aşamada mesela bir takım teknik direktörünü istediği zaman değiştirecek. Mesela değiştiriyor. E hakemlik camiası da istediği zaman istediği hakemi gönderecek, istediğini alacak. Yani bir çorba haline gelecek. Ha bu şu da olabilir. Şöyle artı yönünü düşünüyorum. Diyorum ki o zaman hakemler daha dikkatli olacak. O klasmanda kalabilmek için var güçlerine çalışacaklar. Belki de tembellikten kurtulacaklar diye düşünüyorum. Ama bizde maalesef öyle kaliteli idareciler ve yöneticiler olmadığı için dediğin gibi senin de az önce kulüp yöneticileri veya başkanları veya medyanın baskısı, taraftarın baskısıyla birlikte merkez hakem kurulları dediğin gibi işte Volkan hakemin hakemliğine son verecek. Atıyorum Halil İbrahim hakemi getirecek. Yani bu bunun önünü alamazsınız. Bu ben hatta ben devre arası klasman belirlemesine de karşıydım. Kardeşim böyle bir şey olmaz. sezon da olmaz yani çok. Bir sezon e, Durumlar dışında belki olmamalı. Bu olabilir. Bakın şu olabilir. E, klasmanlar belirlenir. Ancak sezon devam ederken bakarsınız ki atıyorum Petit'e birincilikte kadrosunda yer alan bir hakem çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Ona bir maç bilemedin iki maç süperlikte verirsiniz. Ya işte burada hemen destekleyici söyleyeyim. İşte listeler belirlenir 20'şer tane orta hakem. Evet. Bakarsın işte en iyi olan 5 tanesini altlı üstlü yani kötü performans gösteren de alt ligde belki. Hani yine böyle değerini düşürmeyelim alt ligin ama böyle geçişli bir 40 kişilik hakemlik listesi yapılabilir. Böylece yani evet. alt klasmandan bir sonraki ligede daha bir hazırlık halinde de olabilir diğer hakemler. Kendilerini olabilir. geliştirirler. E işte, Motive tam, ederler tabii. yani kendilerini hem bir yandan. Aynen. Üçüncü ligdeki, üçüncü ligdeki bir hakem çok başarılıdır. C klasman hakemi. Bunu ikinci lige bir iki maça verebilirsiniz. Yani orada görev verebilirsiniz. Çok başarılıysa. Hatta amatör liglerde görev yapan bir hakem gerçekten çok başarılıdır. Bunu bir üst lige yani üçüncü ligde görev verebilirsiniz. İkinci ligde görev verebilirsiniz. Ama siz kalkıp da bu tamamen tamamen e, kulüplerin e, bana göre kulüplerin susturulması için önümüzdeki zamanlarda yani siz, bir de şu var. Allah aşkına dere geçerken at değiştirilir mi? Yani ya, futbol federasyonunda zaten her zaman dere geçerken at değiştiriliyor ve o derede hiçbir zaman boğulunun <laughs> ya, yani o bir boğulmuyor, bir şekilde gibi gidiyor. Mısın? Sence boğulmadık mı? Sence boğulmadık Su mi? akıyor ya yolunu buluyor yani açıkçası bizim ama, ama, genelde o. Biz biz ama o suda boğulduk, o bataklıkta battık, yok olduk, sarmaşıklar bizi sardı, artık içine çekti. Biz hala kendimizi e, çim sahalarda hayal ediyoruz. İşte e, güzel e, bahçelerde hayal ediyoruz ama değiliz maalesef. Şimdi bu nerede olur biliyor musunuz bu talimat değişikliği? E, İngiltere'de olabilir, İtalya'da olabilir, işte e, Almanya'da olabilir. Bu gibi futbol kültürünün gelişmiş olduğu futbolun e, bir oyun olduğunu, evet endüstriyel bir oyun olduğunu ancak futbolun e, futbol oyun o, oyun için olduğunu bilen liglerde siz bu talimatı değiştirebilirsiniz. Olabilir. Çünkü onlar der ki evet bunlar hakkaniyet yapacaklar bu işleri. Ama bizde bu tamamen senin daha önce belirttiğin gibi kulüp yöneticilerini susturmak için keyfi yapılan bir karardır. Çünkü dediğimiz yani göreceğiz de yani sonuçlarını. Her de sene de yeni de talimatlar konuyor. Bazen pozitif olacağı bekleniyor. Bazen mesela hani artık maaşlı ve sadece profesyonel olacak hakemler. O yüzden sadece bu işten kazanacakları için daha fazla spor yapacaklar, daha fit kalacaklar, Peki. daha çok maç izleyip daha Peki. çok analiz yapacaklar. Hani sonuçta parasını veriyoruz değil mi? Hani sadece bu işten. Eskiden harç Tabii. veriliyordu, yol parası veriliyordu. işte atıyorum günlükte 200 TL veriliyordu misal. Neyse. Şimdi 20 bin, 10 bin, 30 plan veriliyor. Hani insan öyle bir bekliyordu ki hakemler artık maddi doygunluğa da ulaştı. Sadece oyuna konsantre olup kendilerini geliştirecekler. Hani pembe yandan bakıyoruz. Öyle bir şey Peki olmadık. şöyle, peki olmaz. Ol, olmayacaktı zaten. Çünkü biz ben e, e, ne demiştim? E, biz yani ben ve ekibim göreve geldiğimizde hakemliğin anayasasını yazacağız. İşte bu keyfi uygulamalar keyfi e, göndermeler, iptal etmeler veya tekrar klasman alınma olmaması için. Bunların, bir ikincisi, peki madem bu kadar dürüstler, madem bu kadar e, adil ve adaletliyseler, Ali Şansalan'a neden Süper Lig'de maç vermediler Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra? Tabii, Ümraniye Güzel maç maçı maçına verdiler. Bir hata yapmadı. Birinci lige verdiler. Peki, o maçta da isyan milli maç çıkmış. Arası... O maçta da isyan evet. çıkmış. <laughs> ya Ümraniye o, spor işte, işte Ali, Ali Şansalan'ı Bence Ali Şansalan olduğu için böyle bir yaygara koparlar. O da e, kuru gürültü, geçiyor işleri. Yani merkez hakem ama işte ah ah merkez hakem kurulları. Ah ah. Sana vermiyorlar yani, ki başkanlığı. Şimdi, şimdi milli maç arasından sonra bakalım Ali Şansalar'a Süper Lig'de görev verecekler mi? Peki, Bakacağız, göreceğiz. göreceğiz. Deftere yazalım ee, bunu yazdık. Yazalım bence ne yazalım yani milli maç arasından sonra bakalım Ali Şansalan'a görev verecekler mi ki Peki. ne yaptı Ali Şansalan yani hiçbir şey. Peki yani çok da güzel maç yönetti doğru da kararlar vermişti evet. o kartlarda evet. ama işte baskılara Kesinlikle. dayanılamıyor ee, devam edelim devam edelim çünkü evet. konuğumuzu da alacağız Konuğumuzdan haber var mı sana gelen ee, öyle bir sorayım hemen bizden yani ben mesaj bekliyor şu olmuşum. anda yok yani. ben göndereceğim ona işte henüz göndermedim tamam o zaman bir beş dakika daha konuşalım Ahmet Nur Çebi tamam. ve Eşiktaş'ın bu operasyon konuları var. <laughs> ya Allah. Evet. İnanılmaz evet, bir e... şekilde Çünkü benzer şey zaten açıklamalar. E... Bu arada ya Fenerbahçe ya da Galatasaray iki, ya da ikisi de benzer açıklamaları geçen senelerde yaptılar. Organize bir kötülük diye ifade kullanmıştı galiba Galatasaray. Teknik direktörü Fatih Terim demişti galiba bunu. Organize bir kötülük var bize karşı ya diye. Bakın, e... Şimdi de organize bir organize bir kumpas var açıklaması geldi Ahmet Nur daha önce de işte MHK'nin içinde organize FETÖ'cüler var diye Ali Koç'un açıklaması oldu. Yani hani gülüyorum çünkü hani yemez artık, artık yemez. Sinirim yemez artık. Sinirim yerinde tutamıyorum yani. yani nereye saklayacağımı bilemiyorum. Yemez. Bu kadar yemez kumpasın artık. olduğu, bu kadar <laughs> organizasyonun olduğu bir e, futbol dünyası hakemlikten e, yani hakemlik hakkında bu kadar organizasyon olduğu. E, iddia edilen bir ortam. Bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani, şimdi şöyle bir şey ya, söyleyeyim Bunlar gerçekse, hafta... bunlar gerçekse niye her sene araştırılmıyor ve araştırılıyorsa sonuç çıkıyorsa? Peki e, neden hala tekrar sene... tekrar gibi tamam. önümüze sürülüyor? Güzel, güzel. Yani? Şey, Ahmet Nurçebi, şimdi Beşiktaşlılara ve Ahmet Nurçebi'ye soruyorum. Geçen sezon Beşiktaş şampiyon olurken Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a kumpas mı kuruldu? Bu ekip, bu Beşiktaş'a kumpas kuran ekip, Beşiktaş'ı şampiyon mu yaptı? Ya akıl var, izan var. Allah aşkına, ben geçen haftalarda söyledim ya, açık hava tımarhanesine döndük, şizofren haline geldik. İşte bak, Artık, yani bu söylemler. Ben bunu canlı bir örneği oldu o zaman. Kafayı <gülüyor> yedim, bilmiyorum <gülüyor> yani. yani. Gerçekten şimdi, şimdi e, hakemler bu kadar güçlü olsaydı, yani şey olarak, lobi olarak, işte bu kadar güçlü, bir takımı şampiyon yapıyor, bir takımı kübe düşürüyor, bir takıma kumpas kuruyor, bir takıma. Işte, ya Allah aşkına o zaman e, hakem camiası neden bazı hakemlerin hakemliklerini bitiriyor? Kulüp yöneticilerinin ağzına bakarak. Madem bu kadar güçlü bir camia kulüp yöneticisi nedir de ki otur oturduğun yerde. Sen kimsin der. Senin façanı aşağıya alırım der mesela. Yani ya Allah aşkına başarısızlıklarınızı, beceriksizliklerinizi, yeteneksizliklerinizi, antrenman bilgisizliklerinizi, taktik analiz bilgisizliklerinizi, yöneticilik kabiliyetsizliklerinizi, ...lütfen bir yerlere yama etmeye çalışmayın. Elbette bak hakemlerin performansı kötü. Buna bir şey söylemiyoruz. E, verilen faul tutarsızlıkları, disiplin tutarsızlıkları, cezalarındaki tutarsızlıklar... ...eyvallah bunlar da hem fikiriz. Hakemlerin e, kötü olduklarını, performanslarının e, zaman zaman iyi olduklarını söylüyoruz. Ama lütfen Allah aşkına her zaman söylüyoruz. En son eleştirilecek kişiler hakemlerdir. Yani bu kadar mı olur ya Allah aşkına? Yani, yani peki bu Beşiktaş, konuda Yok yo, bu konuda şunu to, şunu toplayalım. Beşiktaş'ın hocası da şu anda eleştiriliyor, yönetimi de aslında taraftarların hedefinde işte neden doğru transferler eki Yani taraftar transferler. onu görmüştü bakın taraftarlar bak da taraftar şimdi yani. yeni yeni ayılıyor yani. Evet. Çünkü bak Fenerbahçe taraftarı da artık ayıldı. Beşiktaşlar. Yani diyorlar Aynen. ki artık yani gözünü açtı her dediğimiz hafta... noktada. Her hafta yeniliyorsunuz, her hafta da mı hakem kardeşim yani? Der yani adama, bak Trabzonspor maçından sonra o megafonu alıp çıkıyorsanız sokağa. Ertesi maç 5-0 yenmeniz lazım. Hakemi de yendik demeniz veya, lazım. Ama veya, veya. Yani son dakikada her maçtan sonra 90 artı artı 9'da penaltıyla gol atıyorsun. Yani. Hani ondan sonra Şimdi hakemler işte. hakemler üzerimize oynuyor diyor. Ya sen 90 artı beş 9'da beş. bırakma işini. At evet, Trabzonspor maçındaki genç kardeşimiz güzel maç yönetti. Kaliteli maç yönetti. Bence de. Sadece sadece o bir pozisyonu tartışılan penaltı pozisyonu. Evet, bana göre de penaltı. Ben İçtiği olsam penaltı veririm. bir pozisyon var, değil mi? Evet. E e evet. Evet, Ben de penaltı verirdim. Ya ama orada, orada varın devre varın devreye yani, girmiş. Evet. Bir ikincisi belki de o itmenin şiddetini inanmamışlardır. Bilmiyorum yani orada tartışılır. ama ben olsam penaltı verirdim. Yani evet. şöyle diyorum ben. Her zaman şunu diyorum Trabzonsporlu eee arkadaşlara mesela veya hangi takımın taraftarıysa size ve aleyhinize verilmeyen sizinle yani penaltı verilmesi gereken pozisyon verilmiyorsa siz yapmış olsaydınız verilse ne dersiniz? İşte yani empatiden empati yapın Empati. Yapın. Empati yapın diyorum ona göre kararınızı verin onun için yani bu kısmı e, şöyle kimse... ben de özetleyeyim yani ek olarak ve konumuza geçeyim. Lafını bölmek istemezdim evet. ama geçen sezon sonunda yine tartışılan bu konuların sürecinde önderizin bir lafı vardı. Hani biz neysek, biz neyin ortalamasıysak hakemler de onun ortalaması yani. Biz ne kadar kötüysek, hakemler de o kadar kötü. Biz ne kadar iyiysek, hakemler de o kadar Kutum. iyi. Yani bizden sizin bizim ortalamamızdan evet farkı yok bizim kalitemizden hani yorumcu kalitesinin ortalaması neyse hakeminde o gazetecinin ortalaması neyse hakemde o o kadar yani biz orada kendimizi de yaptığımız için de böyle en iyi en mükemmel yapıyormuşuz gibi hakemler bir tek <laughs> evet. en kötü yapıyormuş gibi sadece şans evet, futbolcular onlar için evet. de öyle yani futbolcu gerçekten dört dört mi yaşıyor da antrenmanını yapıyor da çıkıyor sahaya. Yani o zaman yani her, şöyle bir şey var. her yani. vurduğu gol olsun o zaman futbolcunun da forvetinde. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bir, bir yerde bir eksik bir hata yapıyor. Evet. Hakem Hadis de bir yerde, yerde bir eksik da... eksik yapıyor. Yani her çaldığı doğru gol olmayabiliyor. Bu kadar basit aslında. Ya zaten hakemin bir şey var. O yüz düdük çalarsınız. 99'u doğrudur. Bir tane hata yaparsınız. Sadece o bir tane yaptığınız hata göz önüne gelir. Bir de şunu evet. hemen ekleyeyim. Halis Özkahya e, şunu söyledi. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı aradım. İşte bıraktığımız söyledim. O da ona emin misin demiş. Ya sadece bu kadar mı yani? Sen hakemini çağıracaksın yanına. Konuşacaksın. Hatta yeri gelişeceksin ki Halisciğim için. Böyle atalar olabilir. Bu insani bir durumdur. İfadelerini alırsın bütün hakemlerin. Bak Halis Özkah ya da dahil alırsın. Sonra dersin ki evet burada bir hata yapılmıştır. Size işte şu kadar ceza veriyoruz ama ben hakemle devam etmeni istiyorum diyeceksin kardeşim. Yani önemli olan dışlamak çok kolaydır. Sahiplenmek ve kazanmak çok zordur. Onun için e, bu da bir yöneticilik becerisi ve kabiliyetidir diyorum ve noktalıyorum. Ve hemen konumuzu alalım o zaman.